Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu'yla Trend Haber'e hoş geldiniz. Bundan tam 3 yıl önce 2019'un son demlerinde tüm dünyayı tehdit eden COVID-19 vakası ortaya çıkmıştı. Hastalığın yol açtığı ilk ölümse Çin'in Wuhan kentinde 9 Ocak 2020'de görüldü. Salgının ilk çıkış yerinin Çin olduğu ve hızla dünya geneline yayılan COVID-19 salgınının Türkiye'deki ilk vakası ise 11 Mart 2020'de görüldü. 3 yıl boyunca tüm dünyayı etkisi altına alan, hatta belli bir süreliğine sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı bu salgında ne yazık ki binlerce kişi hayatını kaybetti. COVID-19'un etkisinden çıkıp normalleşmeye başladığımız son günlerde Dünya Sağlık Örgütü yeni bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu açıkladı. COVID-19 salgınından 20 kat daha ölümcül olduğu varsayılan X hastalığı henüz kaynağı bilinmeyen potansiyel salgın risklerini taşıyor. Dünya liderlerinin de gündemine giren X hastalığının nedenleri ise henüz bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığa karşı hazırlıklı olmak adına ön çalışmalara şimdiden başladı. Peki X hastalığı ilk kez ne zaman konuşuldu? Bulaşıcı hastalık riskinin farkında olan Dünya Sağlık Örgütü, gelecekte yaşanabilecek salgına X hastalığı adını verdi. Şu an X hastalığı henüz bilinmiyor. Fakat bilim insanları hali hazırda bu büyük salgının karşılaşmadıkları bir virüsten kaynaklanabileceğini öngörüyor. 2021 yılının başında bu hastalıkla ilgili bir analiz yayınlayan Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğini ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü öncelikli hastalıkların yer aldığı bir listede yayınladı. Listede Ebola, Zika ve SARS gibi birçok hastalık da yer alıyor. Bu yıl o listeye bir de X hastalığı eklendi. Grip gibi bilinen bir hastalığın mutasyonu olduğu varsayılmakla beraber, bunun ötesinde insanlar tarafından kasıtlı olarak geliştirilip yayılma ihtimali de söz konusu. Ayrıca birçok ülkenin biyolojik silah programları olduğu da ele alınınca yeni bir biyolojik savaşın başlamasından şüpheleniliyor. Trend Haber'le karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.